Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Aykut Balcı ve bu bölümde 500 İstanbul Fonu General Partnerlerinden Enis Hulli'yi konuk ediyoruz. Ben her zaman olduğu gibi Almanya'dayım, o da şu anda İzmir'de karşımda. Enis merhaba, selamlar İzmir'e. Selamlar, nasılsın, nasıl Almanya? Vallahi Almanya biraz normalleşti, birkaç gündür belki takip ediyorsundur. Bugün dışarı çıkma şansım oldu. Yalnız şöyle bir durum var, pazartesiden itibaren maske takma zorunluluğu geliyor. 800 metrekareye kadar olan dükkanlara açma izni verdi Almanya hükümeti. Ama işte bundan da kaygı duyuyorlar, şimdi bu acaba esnetilir mi bu kurallar diye. Biraz hani esnemeyin, biz kuralları esnettik ama siz yine kendi kurallarınızı koyun şeklinde devam ediyor. Yani Türkiye'den çok farklı değil açıkçası. Özellikle vaka sayıları burada daha fazla tabii. Evet tabii, Almanya güzel bu işi yönetenlerden. Özellikle Avrupa'da diğer komşu ülkelerle kıyaslayınca. Sen de gittin kaldın herhalde, orada geri dönemiyorsun. Gittik, geldik kaldık, dönemiyoruz. Podcast'e başladım bu vesileyle. Podcast'lere buradan devam ediyorum. Ama güzel de bir deneyim oldu benim için. Yeni insanlarla tanışıyoruz, yeni şeyler öğreniyoruz. Sizlerin sayesinde, işte konuk olanların sayesinde. Ve farklı bir deneyim oldu açıkçası benim için. Güzel, hayırlı olsun. Peki sen de sanırım İzmir'e geldin kaldın, öyle bir durum var galiba, dönemedin. Evet ya, sen bu şehirlerin kapandığı 3 Nisan günü İzmir'e geleyim dedim. Hedefim arabam buradaydı, arabamı almak. Geldim, vardım, işte annem babam burada yaşıyor, onlarla bir yemek yiyeyim dedim. Yemeğe oturduk, şehirler kapandı. 20 gün oldu. 20 gündür İzmir'deyim. Hatta yani 2 tane kedim var. Kedilerim İstanbul'da kalmıştı. Dün onları getirttim bir şekilde, izinlerle. Şu an bayağı kedilerim, ben, kız arkadaşım hepimiz İzmir'deyiz. İyi, ne kadar güzel. Yani ama evden çalışma şansımız var. Böyle bir şansımız var. En azından uzaktan halledebiliyoruz. Bilmiyorum senin için problem oluyor mu? En azından bu dönem böyle geçecek gözüküyor. Evet evet, yapacak bir şey yok yani. Yakında biter inşallah. İnşallah biter. Yani bakalım, yani yakın bir zaman değil de öngörüm böyle Eylül, Ekim gibi düşünüyorum. Buradaki insanların öngörüleri de öyle. Nasıl olur bilmiyorum. Evet. Peki bugün şeyi konuşacağız. Türkiye'den globale nasıl şirket çıkarı konuşacağız. Daha doğrusu girişimcilik trendlerini de konuşabiliriz. En son yaşadığımız krizle birlikte öngörülerini merak ediyoruz. Sen de 500 İstanbul Fonu General Partnerlerinden birisin. Ve aslında girişimciler seni çok yakından tanıyorlar. Ben bir girişimci değilim bu arada. Girişimci ekosistemini de bilmiyorum ama girişimci ekosistemi içerisinde bulunanlar seni eminim ki çok çok iyi tanıyorlar. Ama mutlaka tanımayanlar olabilir. Girişimciliğe meraklı olanlar olabilir. O yüzden Enis Hulli kimdir? Hikayesi, girişimcilik hikayesi, yatırımcı macerası nedir? Bunu anlatabilirsen kendi ağzından, senden dinleyebilirsek çok seviniriz. Tabii ki. Ben de aslında girişimci olarak başladım. 2010 yılında, o dönem üniversitedeyken Goodbuzz diye bir şirket kurdum. Küçük bir çekirdek yatırım da aldık aslında şirketi kurarken. Türkiye'de minik bir ofisimiz vardı Mecidiyeköy'de. 2 sene kadar şirketi yönettim. Daha sonra ortağıma devrettim tüm hisselerimi. Ayrıldım. Farklı iş kolları denedim. Yani Türkiye'de Rocket İnternet vardı o dönem. Burada e-ticaret yapıyorlardı. Oraya girdim. Daha sonra Rocket Türkiye'den ayrılma kararı aldı. Kendi bir melek yatırım ağı kurayım dedim. First Seed diye. Hedefim genç insanların çok küçük bütçelerle, yani 25 bin, 50 bin gibi bütçelerle aslında globale gidecek olan Türk girişimcilerine yatırım yapmasıydı. Oradaki değer zincirinde de aslında biz yatırım yapalım. Daha sonra bu şirketleri buradan özellikle Amerika'ya taşıyalım. Amerika'daki hızlandırma programlarına götürelim diyorduk. O dönem Five Fund Startups'la tanıştım. Five Fund Startups bir Amerikan fonu. Kendisi de aslında fon dediğimiz şey, bir havuz gibi düşünebiliriz. İçeride yatırımcılardan yatırım topluyoruz. Sonra o yatırımı biz de girişimcilere yapıyoruz. Yani aslında para kendi paramız değil. Sonunda biz de bir fonuz. Python Startups'ta bir Amerikan fonu beni Stanford'daki eğitimlere davet ettiler. Stanford'a gittim. Orada eğitim aldım. O dönem globale gitmek için Python Startups'ta kendi içerisinde bölgesel fonlar kuruyordu. Farklı insanlarla ortak şekilde Orta Doğu, Kore, Meksika gibi yerlerde fonlar kurup o bölgedeki iyi girişimcileri yakalamaya çalışıyorlardı. Aslında ana tez şu: dünyada yetenek anlamında, mühendislik yeteneği anlamında Silicon Valley'nin dışında, Silicon Valley'nin içine göre çok daha büyük yetenekler var. Fakat maalesef likiditeye, yani kapitale ulaşamıyorlar. Kapitale ulaşamadıkları için ya bir sürü potansiyel insan, potansiyel büyük girişim yaratacak olan insan yaratamaz hale geliyor. Ya da maalesef Silicon Valley'e taşınmak zorunda kalıyor. Bu böyle olmamalı. Biz onları eğer Silicon Valley'e bağlayan köprü haline gelirsek ve ilk çekirdek yatırımı verirsek, dünyanın her yerinden, Türkiye'den de, Mısır'dan da, Meksika'dan da, Brezilya'dan da büyük büyük şirketler çıkar. Ana misyon bu. Ve Five Fund Startups'a ortak olduk. 500 İstanbul fonunu kurduk 2016'da. Küçük bir fon.
Yani etmiyorum. Bu 40 yatırımdan çok iyi gidenler var, gitmeyenler var. Sonuçta bizim işimiz portföy işi. 40 tane yatırım yapıyorsunuz. Hedefiniz en iyi 3-5 tane yatırımın o kadar büyük olması ki geri kalan hepsinin ben edeceğiniz zararı aslında rahat rahat çıkartıyor olması. 3,5-4 sene oldu bakalım gidiyor. Şu ana kadar yani ilk sinyaller portföyde, ilk fonun portföyünde çok güzel. Bu arada bir başka yerde yaptığım bir konuşmada 2017 yılında 22 yatırım yapmışsınız ve fon yatırımı da yani global anlamda 1800'den fazla yatırım yapmış. Şimdi 2020'ye geldiğimizde o aradaki 3 sene boyunca da 40'a çıkartmışsınız bunu ve toplamda da yani dünya çapında fonun Amerika merkezi 2200'den fazla yatırım yapmış. Epey bir yatırım yapmışsınız gerçekten. Başarılı gidiyor diye düşünüyorum açıkçası. Evet, portföyde aslında biz şeye inanıyoruz. Yani bu oyunun kurallarına göre siz 50 yatırım yaparsanız, hatta 100'den gidelim yuvarlak rakam olsun. Ya yani 100 yatırım yaparsanız maalesef bunun 50'si batıyor. 30 tanesi kendini döndürüyor ama hani büyük bir kazanç beklemek hayalcilik olur. Bir 20 tanesi oluyor ki size kâr getirecek. O 20 taneden de böyle bir tane, iki tane, hadi üç tane oluyor ki size 50 çarpan, 100 çarpan gibi uçuk çarpanlar versin. Örnek olarak bizim yatırımlarımızdan bir tanesi Udemy, bir eğitim platformu Eren'in kurduğu. En son 2 milyar dolar değerlemeden büyük bir yatırım aldı 2 ay kadar önce. Şimdi siz o 2 milyar dolar değerlemeye ulaşmış şirkete eğer zamanında birkaç milyon dolardan yatırım yapabilmişseniz şu anda çok uçuk bir çarpan yapmış oluyorsunuz ve diğer bütün zarar ettiğiniz aslında portföyü çıkartıyor oluyor. Şimdi bu yatırım tezine bakarsak aslında ondan dolayı başarı ne kadar şirketin batmamış olduğu veya portföydeki toplam cironun ne kadar büyük olduğu gibi değil. Ama outlier dediğimiz yani beklenti dışı büyük başarılardan ne kadar yakalayabildiğiniz orantılı. Bizim şu anda Türkiye fonunda 40 yatırımımız var. Bu 40 yatırım içerisinden içlerinde 100 milyon dolardan fazla yatırım alanlar da var. Kendi cirolarını yıllık 50 milyon dolar üzerine çıkarmış olanlar da var. Biz de asıl bunlara bakıp aslında bu bir iki tane örneğe bakıp bu portföy başarılı diyoruz. Yani bir portföyün başarılı olması bu çok başarılı şirketlerin ne kadar başarılı olduğuyla doğru orantılı. Udemy'de bildiğim kadarıyla Ankara'da başlamış ilk girişimine ama sonra başarısız olmuş. Sonra Amerika'ya mı taşımış girişimi? Ondan Evet. sonra sizin de bir desteğiniz oluyor ve ondan sonra da bu arada bu hikayeyi duymadan önce ben Udemy'nin Türkiye'den çıkan bir startup olduğunu bilmiyordum ve gerçekten çok şaşırmıştım. Demek ki bizden de bir şeyler çıkabiliyor. Tabii 500 İstanbul Fonu gibi fonların da desteğiyle oluyor bunlar. Evet ya Eren Udemy aslında Ankara'da başladı. Ankara'da o dönem eğitim yazılımlarının dijitale taşınması, buluta taşınması önemli konular tabii ki. Beklediği yatırımı bulamadı. Beklediği müşteri potansiyelini buladı yani bulamadı. Yani Türkiye'de yatırım yok diyoruz. Evet yatırım yok. Ama yatırım yok da mükemmel müşteriler var değil. Yani mükemmel yatırım da yok, mükemmel müşteri de yok maalesef. Ondan Silikon Vadisi'ne gitti. Orada bir girişimde çalıştıktan sonra 2010 yılında tekrar denemeye karar verdi fikrini. Baktığımızda bir işi ya belki de yanlış zamandaydı onu bilmiyoruz. Belki o zaman da doğruydu ama yanlış yerde olduğu kesindi onu Türkiye'de denerken. Amerika'da denerken de bütün yazılım ekibini Türkiye'de kurdu. Bugün baktığınızda yani 10 yıllık bir şirket. Kurucusu Eren şirketten ayrılalı 5 yıl oldu. Ama hala şirketin bütün yazılımı Ankara'da, ODTÜ Teknokent'te yapılıyor. Ondan Ne dolayı kadar bizim güzel. amacımız aslında yani kurucu Türktür, ayrılır, Amerikalı bir kurucu olur, tepe şirket Amerika'ya taşınır fark etmez. İstihdamını ve eğitimini aslında buradaki insanlara vermiş oluyor. Çünkü bütün developerları hala Udemy'nin Türkiye'de. Peki daha çok nerelere yatırım yaptınız bu 40 yatırım içerisinde? Ya bizim çok fazla aslında business to business dediğimiz B2B B2B. yatırımlarımız var. Yani business to consumer'dan ziyade yani son kullanıcıya gitmekten ziyade şirketlere satış yapan yazılımlar. Bunu yapma sebebimiz de şuydu. Biz ilk günden itibaren dedik ki biz Türkiye pazarından ciro yapmayan şirketlere yatırım yapacağız. Bizim yatırım yapacağımız şirketler Türkiye'de yazılım ofislerini kuran, teknolojinin Türkiye'de geliştiren ama daha sonra teknoloji ihraç eden şirketler olacak. Buna inanmamızın sebebi de aslında Türkiye'de bizde çok fazla yetenek var. Yeteri kadar para yok. Hem yatırım anlamında hem müşteri anlamında. Buradaki yetenek daha çok yurt dışında iş yapmalı. Aynı bir Estonya'nın, bir Danimarka'nın, bir İsrail'in yaptığı gibi. Buna inandık. Bütün yatırımları böyle yapınca da şimdi B2C dediğimiz son kullanıcıya giden ürünlerde eğer siz globalde başarılı olmak istiyorsanız çok fazla yatırım almanız lazım. Milyar dolarlardan bahsediyoruz. Ve genellikle bu pazarlar birincinin tüm pazarı kaptığı, ikinci, üçüncü ve dördüncünün de adını bile bilmediğiniz pazarlar haline geliyor. Yani son kullanıcıya giden marka işlerde aslında birinci önemlidir. Hadi ikinci önemlidir, beşincinin adını bile bilmez. B2B'de öyle değil. B2B pazarlar o kadar daha fragmente oluyorlar ki en büyük 10. İK yazılımı, en büyük 20. CRM yazılımı gibi yazılımlar bile yeterli hacme gelip satın alınabilir oluyorlar. Çünkü penetrasyon çok daha uzun süren bir oyun B2B'de, B2C'ye göre.
Bunlardan dolayı bir de yatırım çekmenin de zorluğundan dolayı Türkiye'de olarak bizim portföyün %75'i B2B odaklı. Aslında yazılım işleri. Hepsi teknoloji odaklı. Sadece %25'i B2C. Toplam 40 şirket var. Bu 40 şirketin sadece 4 tanesinin cirosunun çoğunluğu Türkiye'den geliyor. Geri kalan 36 tanesinin cirosunun çoğu artık Türkiye dışından geliyor. Hı-hı. Toplam ciroya baktığımızda da toplam cironun yalnızca %6'sı Türk lirası. Yani %6'sı Türkiye'deki müşterilerden geliyor. %94'ü çoğunlukla Amerika olmak üzere Batı Avrupa ve Global'den geliyor. Şimdi öyle bakınca aslında ilk fonda birkaç tane yatırım tezimiz vardı. Yeteri kadar Türkiye'den girişimci bulabilecek miyiz Global'e gitmek isteyen? Evet, buluyoruz. Bu Türk girişimciler gerçekten yurt dışında iyi cirolar yapabilecekler mi? Evet, yapabiliyorlar. Peki bu Türk girişimci yurt dışında iyi ciro da yapıyor, yurt dışından yatırım çekebilecek mi? Bizim bugüne kadar yatırdığımız 40 şirket yurt dışından toplam 270 milyon dolar yatırım aldılar. İçeride çok Google iyi. Ventures gibi büyük isimler de var. Yani şeyleri kanıtladık bence. Türk girişimci global düşünebiliyor. Türk girişimci global düşünürse başarılı da olabiliyor. Türk girişimci Türkiye'de istihdam yaratırken globalden ciro yapıyorsa yurt dışındaki büyük fonlardan da yatırım çekebiliyor. Oradaki şirketleri kendini satabilirler de. Şimdi bunları kanıtlayarak aslında ikinci fonu yapmaya çalışıyoruz. Tam da bunu soracaktım. Yani Türkiye'den çıkan girişimler başladıkları zaman globali hedefliyorlar mı? Böyle düşünceleri var mı diye. Demek ki var. Yani düşünüyorlar bunu. Peki bu girişimler var. Yatırımcıya ne zaman gitmeliler? Ya o girişimden girişime göre değişir. Biz bize herhangi bir girişim geldiğinde ki binlerce geliyor. Baktığımızda aslında ikiye ayırıyoruz ilk başta, yani çok yukarıdan bakarken. Bazı girişimler çok olgun pazarlarda başlıyorlar. Bu olgun pazarlarda pazar hacmini görebiliyorsunuz. Pazarın büyüme hızını görebiliyorsunuz. Rakip deyince 20 tane rakip sayabiliyorsunuz direkt veya indirekt. Şimdi böyle pazarlarda başlayan girişimler zaten pazar ortada, rakipler ortada. Nasıl farklılaşacağız? Ürünümüz nasıl daha iyi olur? Rakibimizin bakmadığı hangi alana biz bakarsak eğer başarılı olabiliriz gibi stratejiler yapmak zorundalar. Çünkü pazar olgun bir pazar. Bunun dışında bir de bazı girişimler var ki henüz yeni başlayan pazarlarda işe başlıyorlar. Rakipleri yok ya da bir tane iki tane var. Pazar hacminden konuşamıyoruz çünkü pazar çok yeni. Pazar büyümesinden konuşamıyoruz çünkü pazar çok yeni. Ama ona göre rakiplerden de korkmuyoruz çünkü pazarı kendimiz yaratacağız. Eğer bu tarz pazarı kendi yaratan girişimlerden biriyle görüşüyorsak biz çok erken yatırım yapıyoruz. Yani şirketin henüz ilk müşterisiyle pilot alamışken 3 kişilik bir ekipken de o ilk ortalama 250 bin euro yatırım yapıyoruz. Fakat eğer daha olgun pazarda bir işse bu, bir sürü rakibi varsa, yani dünyada 10 yıl önce başlamış bir pazar, Amerika'da 10 tane zaten şirket ya borsaya açılmış ya da satılmış, Avrupa'da birkaç tane başarı var. Evet, Türkiye'ye doğru düzgün yapan yok ama bizim hedefimiz zaten hiçbir zaman Türkiye değil. Öyle pazarlarda olan girişimlerden daha fazla şey bekliyoruz. Öyle pazarda olan girişimler cirosuyla, müşteri memnuniyetiyle, müşteri kazanma oranıyla vesaire bizi etkilemeleri lazım. Ondan çok daha geç, yani bir tane müşteriyle pilot varken yatırım yapmıyoruz, bekliyoruz. Eğer kurumsal olarak satıyorlarsa 5 tane 10 tane müşteri olsun. O müşteriler gerçekten ürünü kullanıyor mu? Gerçekten memnun mu? Müşteri kaybetme oranı nasıl? Müşterileri kaybediyor mu bu firma? Gibi gibi metriklere bakmamız gerekiyor. O da tamamen aslında pazarın olgunluk seviyesini getirdiği bir şey. Peki mesela diyelim ki girişim yapmak isteyen startuplar var. Şirketlere yönelik girişim yapan girişimleri, B2B'ye yönelik şirketleri seçiyoruz dedin. Fikri siz buluyor musunuz? Yani fikri siz bulup bunu bu startup yapar dediğiniz oluyor mu hiç? Yoksa onlar kendi fikirleriyle mi geliyor? Yok, kendi fikirleriyle, hatta kendi ürünleriyle geliyorlar. Yani geliyorlar. Fikir de yetmez. Üzerine bir ürün, üzerine bir pilot, üzerine birkaç potansiyel müşteri gibi. Yani burada bırakın fikri bulmayı, haddimize değil. Biz bu girişimlerle strateji bile aslında pek konuşmayı sevmeyiz. Biz bir girişimci size gelip eğer kendi pazarında hakkında bir şeyler anlatıyorsa, hedefi sizden alacağı cevap ne yapması gerektiğini söylemek değildir. Ben nereden bileyim zaten? Karşımdaki insan hayatını ayırmış bu girişime. Ben haftada bir saat, iki saat belki düşünüyorum bu konu hakkında. Bir de gelip ona fikir mi vereceğim? Benim burada yapabileceğim tek şey analojiler kurmak. Yani farklı sektör, benim o girişimciye, ben bir kere zaten yatırım yapıyorsak biz bir girişimciye, o girişimcinin bizden daha akıllı ve capable olduğunu düşünüyoruzdur. O yatırım yaptığınız girişimcinin sizden daha akıllı olduğunu düşünmüyorsanız o yatırımı yapmayın zaten. Bizden daha akıllı bir insanın bizden daha çok bir konuya kafa yorduğunu görüyorsak eğer, o konuda ona fikir vermek zaten dediğim gibi haddimize değil. Ama bizim ne avantajımız var o girişimciye göre? Biz şu ana kadar 5000 adet iş fikri gördük. Ben şu anda bir siber güvenlikte uygulama güvenliği yazılımına bakıyorsam eğer, benzer 30 tane daha firmayı inceleyebiliyorum. Veya çok ilginç bir şekilde bir siber güvenlik şirketimizin yaşadığı problemi ters tarafta bir atık yönetim şirketimiz de yaşayabiliyor oluyor. Ondan dolayı bizim burada girişimciye verdiğimiz tek mentorluk ve tavsiyeler aslında daha çok farklı yerlerde gördüğümüz örnekler üzerinden analojiler yapmak. Bak böyle 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 şirketin de böyle bir problemi vardı.
bunu denediler. İkisi tutmadı, üçü tuttu. Sen de böyle bir şey deneyebilirsin belki gibi daha ufuk açıcı. Genel olarak onun düşünme metodunu bir yere doğru kanalize edecek. Ama sonunda tabii ki kararı verecek olan, olayı özümseyip benden çok daha detaylı inceleyecek olan girişimci. Hı hı, doğru. Bunu şu yüzden sordum. Çünkü bazı yatırımlar bir fikir buluyor ve fikire uygun bir startup bulup işte ona gidip biz size yatırım yapacağız. Fikrimiz de bu. İşte bunu siz yaparsınız gibi bir şey söylüyorlar. Böyle bir şey bir yerde izlemiştim yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden sordum. Peki hem girişim tarafında hem de yatırım tarafında çok kısa sürede epey bir deneyim kazanmışsın. Az önce de söyledim. Mesela 30 tane farklı güvenlikle ilgili bir startup'ı inceleme şansım oluyor dedin. Bu süreç sana neler kazandırdı? Ne gibi yetkinlikler kazandırdı? Açıkçası bunu da duymak isterim. Ya bu süreç bence bir fon yöneticisi olmasının en büyük avantajı çok fazla sektör, çok fazla teknoloji, çok fazla pazar hakkında çok sığ bilgi sahibiyim. Yani şu an bana herhangi bir konuyu açalım desek, bu en garip laboratuvarda üretilen pırlantalar sektörü de olabilir. Biraz önce verdiğim uygulama güvenliği de olabilir. Veya organik börek ürünleri de olabilir. Muhtemelen bu konuda yarım saat konuşacak kadar bilgi sahibiyim. Ama bana bir yarım saat daha konuşursan o kadar. Yani artısı çok konuda çok sığ bilgi sahibisin. Eksisi ise hiçbir konuda da düşündüğün kadar derin bilgi sahibi değilsin aslında. Çünkü bir yatırımcı olmak aslında birazcık bunu getiriyor yanında. Yani 40 şirkete yatırım yapmış olmak, 4000 şirket incelemek vesaire derken maalesef sığ anlamda çok sektör hakkında hem çok biliyorum hem çok insan tanıyorum. Derin anlamda da hiçbir şey bilmiyorum aslında. Yani biraz derinine inmeye çalışsam teknoloji açısından da bana bilemem maalesef. Öyle bir eksiği var. Onun dışında bence en güzeli benim zaten bu işi yapmaya devam etmek istiyorum. Benim tutkumun bu işi olmasının ana sebebi günlük olarak sürekli senden daha akıllı, senden daha çok bilen insanlarla görüşüyorsun ve bu seni inanılmaz besliyor. Günde 8 saat, 10 saat çalışıyorsak bunun yarısı toplantı yaparak geçiyor kesin. Bu toplantılarda da girişimcilerle toplantı yapıyoruz. Ya portföy şirketlerimiz ya da potansiyel girişimciler ve hepsi kendi alanlarında çok akıllı, çok bilgili insanlar ondan. İnanılmaz besliyor bence ruhu. Ya şu an gencim ama bence yaşlılığa kadar bu işi yapmaya devam edersem genç kalmaya zaten devam ederim kendi kendime. Ya zaten insan görüştüğü kadar diye bir söz vardır ya. Şimdi evet. Farklı kişilerle, ben de farklı kişilerle görüşüyorum podcast'te ve herkes her bölümde farklı bir şey, farklı bir öneride bulunuyor. Gerçekten güzel öneriler. Böyle büyüyor bu podcast ve ben de yeni şeyler öğreniyorum. Beni dinleyenler, yani bizi dinleyenler de yeni şeyler öğreniyor. Dediğin gibi ama tabii sen daha fazla kişiyle, farklı sektörlerde kişilerle konuştuğun ve yani söyledin işte daha bilgili olduğunu düşündüğün kişilerle görüştüğün için senin açından genç olduğun için de tabii ben de gencim de genç olduğun için de daha avantaj. Peki şey soracağım. Türkiye'den çıkıp globalde başarılı olan girişimler sizin odağınızı değiştirdi mi? Az çok bundan bahsettin. Daha çok nelere odaklandınız? Yani dediğim gibi bu B2B'yi olduğumuz olan odağımız aslında. B2B'yi söyledin evet. Birkaç paterni gördükten sonra oldu. Onun dışında bence Türkiye'den globale giden bir girişimde en önemli şey kültürün buna hazır olup olmaması temelden itibaren. Kültür buna nasıl hazır olur? Ya bazı girişimler görüyoruz. Gerçekten kurucular şirketin dilini ilk andan itibaren İngilizce yapmışlar. Evet bu bir eksi. Belki iletişim zorlaşıyor ve insanlara bir bariyer koymuş oluyorsunuz çalışanlarınıza. Ama uzun dönemde bu bir artı. Şirket buna her zaman hazır olmalı. Eğer şirketin globalde başarılı olmakta. Biz de şirketlerimize her zaman istiyoruz ki bunların hepsi aslında çoklu ofis yapısına dönen şirketler. Yani daha şirket 5 kişiyken 6. kişi Londra'da işe alıyor. 7. kişi San Francisco'da işe alıyor. Ve bir anda zaman farklılıkları, dil farklılıkları, kültür farklılıkları bunlar bir anda insanın suratına vurmaya başlıyor. Ondan dolayı buna ilk andan temeli sağlam kazmak bence her zaman çok daha önemli. Biz de gördüğümüz bu globale giden başarılı girişimlerde birkaç farklı özellik var. Bir tanesi kesinlikle kültür ve dil olarak buna hazır oluyorlar. Kurucular da hazır. Altlarında kurdukları ekip de kesinlikle buna hazır. İkincisi globale gitmek diye bir şey yok. Siz Türkiye'de başlayıp Türkiye'de büyümüş şirketi Amerika'da büyütemezsiniz. Çünkü Amerika pazarı denetleri çok farklı olacak Türkiye'den. Eğer sizin ürününüz Türkiye'de satılabilir bir ürünse büyük ihtimalle Amerika'da satılamaz bir üründür. Çünkü Amerika teknoloji olarak çok daha ileridedir ve o koşullar çoktan kapılmıştır. Tam aynı şekilde de eğer sizin ürününüz Amerika'da çok iyi satılır bir ürünse Türkiye gibi ortada kalmış olan pazarlarda muhtemelen henüz çok erkendir bu ürünü satmaya çalışmak için. Daha adaptasyon anlamında müşteri portföyünüz, müşteri potansiyeliniz oraya gelmemiştir. İyi girişimciler bu globalleşme yolculuğunda neleri, hangi sırayla deneyeceklerini bilerek paralarını bir şeyler denemeye harcıyorlar. Tutmadıkça silip yeni bir şey deniyorlar. Yani ben globale gideceğim deyip
stratejisi belli olmadan bir sürü şey denemeye çalışmaktansa, ki o zaman ne denediğinizin farkında olmazsınız, bunu daha sistematik şekilde başarabilen girişimciler oluyor. O da bence çok önemli. Üçüncüsü bence zaten takımın kafa yapısı. Biz Türkiye'de fonu kurarken popülasyon paradoksu diye bir şeye inandık. Popülasyon paradoksu da bizim için şuydu. Türkiye gibi, Fransa gibi, İtalya gibi popülasyon anlamında orta seviyedeki ülkelerden çok daha az milyar dolarlık iş çıkıyor İsrail'e, Estonya'ya, Danimarka gibi lokal pazarı olmayan ülkelere göre. Bunun sebebi de şu, lokal pazarı olmayan ülkelerde bir İsveçli girişimci İsveç pazarına iş yapacağını düşünmüyor bile, çünkü İsveç pazarı diye bir şey yok. Ondan teşhir sıfırda ilk andan itibaren global düşünmek zorunda. Bir Türk girişimci için böyle değil, bir Fransız girişimci için böyle değil, bir lokal pazar var. Öyle olunca ne oluyor? Bizim Türk girişimimiz ya da İtalyan girişimimiz kendi ülkesinde büyüyor. Birkaç yılı kendi ülkesine lider olmak için geçiriyor. Kendi ülkesine lider oluyor. Tamam diyor, ben şimdi yurt dışına çıkmalıyım. Ama yurt dışındaki zaten o sıcak pazarlar çoktan kapılmış oluyor. Biz ondan dolayı yaptığımız birçok yatırımda her zaman başından şunu görmek istedik. Girişimci ekip tamamen yurt dışına mı odaklı? Yoksa önümüzdeki 2-3-4 senesini Türkiye'de mi geçirmeye hevesli? O bizim için büyük bir bariyerdi. Şu an dediğim 40 şirketin 4 tanesi Türkiye'den cirosunu elde ediyor. Aslında başından bildiğimiz bir şeydi. Ama bunu burada tutmak istedik. Ve bizim portföyümüzdeki birçok girişimse ilk andan itibaren yurt dışına hedefleyerek başladı. Başarılı olarak gördüğün girişimcilerin ortak özellikleri nedir diye soracaktım. Onun cevabını vermiş oldun. Çok teşekkür ederim. Bir de bu İsveç olayını bir önceki bölümlerde biz bahsettik. Neden işte oralardan böyle globalde başarılı markalar çıkıyor diye, hani nüfusu baz alarak konuşmuştuk. İşte onun da cevabını çok güzel verdin. İşte SoundCloud var, Spotify var, Nokia var, işte Finlandiya'ydı hani o Nordic. Orayı dahil edersek böyle başarılı markalar çıkıyor oradan. Onun da cevabını aldık. Gayet güzel oldu. Peki yatırım yaptığınız girişimlerle ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Daha doğrusu ne gibi hatalar yapıyorlar? Ya da her yatırımda sizi şaşırtan bir şey oluyor mu? Hadi canım bu da çıktı karşımıza gibisinden. Ya şimdi burada şöyle bakmak gerekiyor dünyaya. Eğer bir yaptığınız hamlenin tutma ihtimali %10'sa ama bu ihtimal tutunca size 1'e 100 kazandırıyorsa bir girişimci olarak bu riski almalısınız. Ama %90 tutmayacak. Ondan dolayı sonunda tutmamış olması aslında girişimcinin orada yanlış karar verdiğini göstermez. Karar verilirken tüm doneler içerisinde doğru karar bu %10 ihtimalle 100 kazandıracak olan, 10 yerine 100 kazandırıyor olan ihtimali almakta ama sonunda tutmadı. Bizim bence girişimlerde en iyi anlaştığımız girişimciler ya da en kolay empati kurabildiğimiz girişimciler aynı risk seviyelerini aynı şekilde gördüğümüz ve bu risk seviyeleri çerçevesinde benzer kararlar verdiğimiz girişimciler. Ne zaman farklılık yaşıyoruz ya da ne zaman bir ayrışma yaşıyoruz? Bu yatırım yaptıktan önce de olabilir, sonra da olabilir. Ya belli stratejilerdeki risk faktörlerini farklı görüyor oluyoruz. Risk faktörlerini farklı yerde, farklı noktada gördüğümüz için biz başka bir şey seçmek istiyoruz ama o başka bir yola gidiyor. Hakkıdır, kendimce iş. Sonunda doğru yaptığı da oluyor. Bize göre yanlış yaptığı da oluyor ama retrospektif konuşmak çok kolay tabii ki. İkincisi de, ki bence bu daha kötü, bu biraz önce dedim ya, bir şeyin tutma ihtimali %10. Ama tutarsa 1'e 100 kazandıracak. Evet. Bu oyuna girmemelisin, girmemelisin. Kesin girmelisin bence. Ama bazı girişimciler Türkiye'de çok defansa çekilik oldukları için işi korumak o işin 100 kat büyümesinden daha değerli hale geliyor. Ondan o biraz önce bahsettiğim %10'luk ihtimale girmiyorlar. Onu da anlayabiliyorum ama. Çünkü biz bir portföy yönetiyoruz. Biz bir portföy yönetirken bu riskleri durmadan almalıyız diyoruz. O girişimci bir portföy yönetmiyor. Onun bir adet şirketi var. Muhtemelen o şirkette kasasına koyduğu birkaç yüz bin dolar para var ve önünde 12 aylık bir süresi var başarılı olmak için. Ondan bu tarz riskler alacak, hamleleri yapacak lüksü olmadığını hissediyor. Ama bence o girişimciler sonunda maalesef inkremental büyümeye gidiyorlar. O biraz önce bahsettiğimiz 1'e 100'lük zıplamayı yapamayıp, ben 1'e 100 zıplamayayım ama her ay aydan aya %3 büyümeye devam edeyim. Yıldan yıla da işte %1,5-2 kat arası büyüsem ne güzel, büyümeye devam ederim. Ama bu kötü bir aslında kobi bakış açısı. Çünkü siz yatırım alırken aslında herhangi bir girişimci yatırım alırken yatırımcıyı şuna ikna etmiş oluyor. Benim zaman satın almam lazım. Zaman içinde para lazım. Nedir zaman satın almak? Ben ürünü de kendim geliştirsem bir yılda geliştiririm. Para alayım ki bir ayda geliştireyim 10 kişiyle beraber. Ya da ben normalde pazarda işte %X penetrasyona ulaşmak için 5 yıl harcamam lazım. Cebime para alayım ki onu bir yılda yapayım hemen. Burada her zaman yatırımcıyı ne diye ikna ediyor girişimciler? Bugün doğru zaman. Ben bugün bu parayı almalıyım ki zaman satın alayım. Ya ürünümü hızlandırayım ya market penetrasyonumu hızlandırayım. Şimdi bu bakış açısına sahip bir girişimci ne zaman ki parayı aldıktan sonra daha inkremental büyüme bakış açısına dönmüş oluyor ve o 1'e 100 zıplama yaratacak olan %10 ihtimalli de olsa olan riski almamaya başlıyor, o gün maalesef kobileşmeye başlıyor oluyor. Bu Türkiye'de çok gördüğümüz bir şey, bizim portföy dışında özellikle. Doğu Avrupa'da da var, Orta Avrupa'da da var. Yani bizim gibi insanların kötü senaryolarının çok kötü olduğu,
ve şirketlerini öyle ya da böyle ayakta tutmak zorunda oldukları durumlarda çok hızlı bir şekilde KOBİ kafa yapısına geçebiliyor oluyorlar. Bir de bunu görürsek aslında çok fazla ayrı düşüyor oluyoruz girişimcilerle bakış açısı anlamında. Bir örnek vereceğim. Bir tane girişimci arkadaşım var. Son 5 yıl içerisinde ben normal bir işte çalışıyorum. Ama kendisi sürekli girişimler yapıyor. Sürekli bir yeni bir şeyler kurmaya çalışıyor. Ve biraz Türk insanının yapısından bahsedeceğim. Hani işte o riske girme girmeme konusunda konuştuk ya az önce. Eşi diyormuş ki ya sen bu yatırımları yapıyorsun, bu girişimleri yapıyorsun. Ama yani bunlar başarılı olmuyor. Başarılı olan da var yani. Olmuş olan da var. O diyor ki hayır yani en nihayetinde başarılı olacak deniyorum. Eşi şey diyormuş sürekli yani bir ev alalım gel. Yani bu paraları buralara yatırma. Olmuyor işte yani 4 senedir 5 senedir. Öyle bir mantıkta ve bu arada eşi memur öyle söyleyeyim. O hala eşine şey söylüyor yani amaç para kazanmaksa gel ben sana Amazon'dan bir tane şey açayım. Store açayım. Oradan sen şeyden kazandın daha fazla kazanırsın. Ve bir sürü zaman kazanırsın aynı zamanda. Hem para kazanırsın hem zaman kazanırsın. Ben de eşi de şey sormuş ev alalım bununla diye bu parayla yatırım yapmayalım yani bir şeyler kurma artık yeter. Neden almıyorsun diye sordum kendisine ev. O da şey dedi eğer ev alırsam Türk insanın şeyi bu biliyorsun bir ev bir araba yani olması gerekiyor. Ev alırsam kendimi köreltirim rahatlarım dedi. Almayacağım ama ben sürekli yeni bir şeyler bulmak için çabalayacağım. Yeni bir şeyler üretmek için çabalayacağım. Ya da işte o girişimlerini büyütmek için bir şeyler yapacağım dedi. Böyle bir bakış açısı benim hoşuma gitmişti gerçekten. Türkiye'deki çoğu girişimcinin belki de düşünmediği önce böyle kendimizi bir sağlama alalım dediğini biliyoruz. Ki senin verdiğin örnekler de böyle. Bilmiyorum bu örnek hani çok başı şey bir örnek mi ama aklıma geldiği için anlattım şimdi. Yok kesinlikle yani ben şimdi herkesin farklı bakış açısı vardır. Garantiye almak isteyen de olur. Ev almak isteyen de olur. Startup deniyor almak isteyen de olur. Doğrusu yanlışı yok. Herkesin doğrusu kendisine ama benim burada en sevmediğim konu bir olayı sonuçları üzerinden yargılamaya çalışmak. Çünkü o verilen karar verilirken ki inputlarla o karar doğru karar olabilir. Ve output'un istediğimiz gibi çıkmamış olması o kararın orada verilirken yanlış olduğu anlamına gelmez. Bu aslında biraz önce verdiğim yani %10 ihtimalle 1'e 100 kazanacaksın. %90 ihtimalle örnek olarak 1'e 1.1 kazanacaksın. Hangisini yaparsın? Deyince bence doğru olan %10 ihtimalle 1'e 100 kazanmaya çalışmak. Ama büyük ihtimalle tutmayacak. Ve bunun tutmamış olması benim o kararı yanlış verdiğim anlamına gelmiyor. Ya da senin tam ters kararı verip %90 ihtimalle olana basıp 1'e 1.1 kazanıp bana gelip bak sen kaybettin ben kazandım demen senin doğru kararı verdiğin anlamına da gelmiyor. Sadece bu sefer istatistik böyle bir oyun oynadı bize. Ama bunu muhtemelen 100 kere denesek üst üste sonunda kesin ben kazanacağım. Evet doğru. Peki bu risk dedik, riskten bahsettik. Hani beraber aynı riskleri alabiliyor muyuz girişimciyle? Ona da bakıyoruz dedin. İçinde bulunduğumuz dönemde öngörülemeyen bir dönemdi. Bu son dönem her sektör için bu böyle. Biraz da girişimcilik trendlerini konuşalım. Önümüzdeki dönem içerisinde neler olur sence? Yani öngörün nedir? Çok parlak bir dönem beklemiyor bizi çünkü. Hem ekonomi açısından hem de para açısından çok parlak bir dönem beklemiyor. Nasıl görürsün bu dönemi, önümüzdeki dönemi? Ya ben o kadar pesimistik değilim bu arada. Ben çok daha optimistiyim bu konuda. Birkaç sebepten dolayı aslında. Birincisi evet kısa dönemde önümüzde bir aydınlık gözükmüyor. Yani yatırım hacimleri düşecek, kurumsal firmaların bütçeleri düşecek, müşteri bulmak bile çok daha zor vesaire vesaire. Ama orta ve uzun dönemde dünyada inanılmaz bir likidite geliyor ve bu likiditeden biz de nemalanacağız. Birçok dijitalleşmekten uzak sektör şu anda dijitalleşmeyle tanıştı. Bu benim anneannemin Zoom yapıyor olmasından bahsetmiyorum sadece. Bizim firmalarımızdan biri akıllı spirometre yapıyor ve hiçbir hastane ya da hasta akıllı spirometre almak istemiyordu. Aman ne yapayım buluta bağlı da uzaktan yönetilebiliyordu. Ben hastaneye gider çözerim işimi diyordu. Evet. Şu an satışlarımız inanılmaz arttı. Yani sağlığın dijitalleşmesi konusunda büyük bir adaptasyon yaşıyoruz şu anda komple dünya olarak. Çok pardon şöyle bir örnek vereceğim ben de hemen araya giriyorum. Şöyle bir girişim varmış. Bu ATM makinalarının içerisinde paraları temizleyen bir girişim varmış. Yine Türkiye'den bir girişim sanırım. Yani parayı temiz hale getiriyor. İTÜ'den bir girişim. Ha galiba sen daha iyi biliyorsun. Demişler ki yani bu ne işe yarayacak? Bu hiçbir işe yaramaz yani. Ama şu anda buna inanılmaz bir talep varmış yanılmıyorsam. Evet ya bunun gibi talepleri biz yani sırf böyle tabii herkes önümüzdeki dönemin fırsatları ne olacak deyince sağlık diyor. Tabii ki bence sağlık inanılmaz bir işlerleşecek ama her yere yansıyor bu. Yani belki banka dediğimiz
yazılımı inanılmaz ağır. Yani bir banka çalışanı kendi evinden bilgisayarına açıp e-maillerine erişemiyordu. Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani o çalışan cumartesi günü e-mail atıyorsunuz, cevap veremez, istese de veremez çünkü erişim yetkisi yok. O kadar geri kalmış bir teknoloji. Pazartesi sabah ofise gidince ancak e-maillerini alabilir. Çünkü maalesef datayı korumak için böyle bir altyapı yazılmış zamanında. Şimdi bunların hepsi evden çalışmaya başladığı için bütün o fintech tarafında bile büyük bir değişime körüklemiş oluyor bu. İnşaat tarafında bile bizim bir yazılım şirketimiz Traction Site şey yapıyor, inşaatların dijitalleşmesini yapıyor. Yani siz buradan Konya'daki bir otel inşaatında hangi odada ne oluyor, ne zaman boya atıldı, ne zaman borular çekildi, ne iş ne zaman bitti, bunların hepsini 360 derece dolaşan robotlu kameralarla çekiyor ve proje yönetim yazılımına ittiriyor. Bunu satmaya çalıştığımızda özellikle Amerika'daki büyük firmalara satıyoruz. Alanlar da var tabii ki, en büyükler alıyor çünkü bunları görüyor olmak istiyorlar. Ama birçoğu da hani bu tam bir ihtiyaç değil, fazla lüks. Yani maliyetten kaçınıyor. Maliyet ona maalesef şu anda cost effective gelmiyor. Ama bugünün dünyasında artık bir şey, herhangi bir şeyi uzaktan yönetmek, herhangi bir sürecin dijital olarak %100 alınabiliyor ve dijitalleştirilebiliyor ve buluta aktarılabiliyor olması önem kazandı. Onlar da mesela çok büyüdü. Ondan dolayı ben yani optimistik bakıyorum çünkü bir, dünyada büyük bir likidite gelecek. İki, teknoloji adaptasyonu inanılmaz artacak. Belki 2025'te geleceğimiz yere 2021'de gelecek teknoloji kullanımı anlamında. Ki çok güzel bir şey. Üçüncüsü, bizim bölgemizdeki girişimler zaten yatırıma erişemiyorlardı. Yani şu an evet daha da zor erişecekler. Ama zaten bizim rakibimize göre avantajımız da yatırıma yetişemiyor olmamızdı. Yani rakibimizi bence bizim şirketlerimizden çok daha fazla vuracak bu likiditenin kayboluşu. Bizim buradaki şirketlerimiz birkaç milyon dolar yatırım alıp 100 milyon dolarlık hale gelmeye çalışıyorlarken Amerika'daki rakipleri 10, 20, 30 milyon dolarlık turları hızlı bir şekilde yapıyorlardı. Şu anda evet biz yatırım bulamayacağız ama onlar hiç yatırım bulamayacak ve onlar buna alışık değil. Biz buna alışıyoruz. Yani biz zaten portföyümüzdeki girişimlerde her zaman diyorduk ki karlılıktan 6 ay uzakta olun. Çünkü yatırımı tekrar bulamadığınız bir noktada kemer sıkıp 6 ay içerisinde başa baş noktasına gelebilecek durumda olun. Amerikalı bir girişim için böyle değil. Amerikalı girişim 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl hiç kârı ulaşmayı düşünmüyor bile zaten yatırım alacağı için. Ve alabileceği için. Yatırım alamazsam zaten bu iş olmuyordur diyor. Çünkü alabilir, iyi bir girişim. Ben aradığım mevziyim diyor. Ve Türkiye'de öyle değil. Zaten yatırımcı yoktu. Ondan dolayı ben bizim girişimlerimizin ayakta kalırlarsa, eğer ki zaten şu an tüm eforumuz girişimleri ayakta tutmak için doğal olarak, özellikle sağlantısında olanları, çok daha iyi yerde pozisyonlanacaklarını düşünüyorum global anlamda. Önümüzdeki günlerde biraz hani olumlu düşünüyorum dedin. Özellikle sosyal girişimlerin artması, artacağı konusunda bir öngörü bir yerde gördüm. Ve yine B2B'de çok fazla olacak. İşte şöyle bir şey dediler, evlilik patlaması olacak. Yani buna göre belki bir girişim yapılabilir. İşte bebek sayısında artış olabilir. İşte buna göre bir girişim düşünülebilir. Tabii bunlar sadece şey öngörü. Bilmiyorum tabii katılır mısın? Ama zaten herkesin doğrusu kendine dedin. Onu oradan anlıyorum fikrini. Peki yurt dışına açılmak isteyen girişimcilere son olarak neler tavsiye etmek istersin? Az çok bahsettin hani nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda ama son böyle eklemek istediğim şeyler olur mu? Bence bir girişimci öncelikle hiç zaman yeterli hissetmeyen insan olmalı. Hiç zaman yeteri kadar bilmiyordur. Ondan dolayı durmadan öğrenmeye devam etmeli. Yani zamanının bir kısmını öğreniyor olmaya ayırması lazım. Aynı şekilde bir girişimci her zaman kendinden daha iyi insanı işe alabilendir. Yani biz girişimcilerimizin bazen yatırım yapmadan önce takımlarıyla tanışmak istiyoruz. Takımlarıyla tanışırken aslında tamamen orada benchmarkımız, yani baktığımız şey takımların ne kadar iyi olduğundan ziyade bu insanın kendinden bile daha iyi insanları bu misyona ortak edip edemediği. Eğer ortak edebildiğiniz kadar güçlüsünüz çünkü ki alt taraftaki insanlara delege ederek kendi zamanınızı boşa çıkarın. Ondan yani burada işe alın ve durmadan öğrenebiliyor olmak bence ana iki şey. Üçüncüsü de bir girişimci her zaman farklı şeyi deneyen olmalı bir şirket içerisinde. Yani hiç zaman şirketin içerisindeki bir sürecin içerisinde takılmış mekanizmaya dönmemesi lazım. Kendisi mekanizmaya döndüğü anda onu delege edip oraya başka bir mekanizma dönüp kendisi gene yeni bir şey deniyor olması lazım. En iyi şirketler zaten kendilerini her bir senede, iki senede bir tekrar tekrar bulanlardır. Yani burada özellikle B2B şirketler için güzel bir laf vardır şey diye. Ne zaman ki ürün pazar uyumuna ulaştınız, o zaman yeni bir ürün denemeniz lazım diye. Çünkü siz bir ürün pazar uyumuna ulaştıysanız bu çok güzel, büyüyebilirsiniz. Ama bu aynı zamanda şu demek oluyor. Bu ürün pazar uyumuna rakipler kesin gelecek. Belki bir sene, belki iki sene, belki üç senede. Ondan sizin büyümek için bir sonraki dalgayı da bulmanız lazım. Her büyük şirket tek bir misyonla başlayıp büyük olmuyor. Birinci misyonun üzerine ikinci misyonu, ikincinin üzerine üçüncüsünü koya koya büyük oluyor. Yani buna en güzel örnek belki Netflix'tir. Netflix'in başladığı garip iş modelinden daha sonra streaming'e kadar gelip şu anki olduğu 200 milyar dolara yakın şirket. Başka bir örneği henüz 15 yıllık bir şirket sadece Facebook'un yaşadığı farklılıklar. Yani bugün Facebook'un içerisinden
Instagram'ı alın atın, WhatsApp'ı alın atın, geriye hiçbir şey kalmıyor zaten. İçi boş bir şirket kalıyor neredeyse. Ama yaşadığı bu ilk başta insanları ben bağlıyorum birbirine'den aslında bir mobil network ve content aracı haline gelmesi, diğer tarafta ise insanların one-to-one chat tarafını ele geçirmesi onu güçlü yaptı. Kısacası bence bu üçü, yani bir girişimci durmadan öğrenmeli, her zaman kendinden daha iyi insanlar işe almalı ve sürekli şirkette risk alan ya da risk almayı körükleyen insan pozisyonunda olmalı ki işler stabiliteye ulaşmasın. Eğer global olmak istiyorsa bir girişimci, global olmak zorunda değil. Yani bazı pazarlar var ki Türkiye'de yeteri kadar büyük. Siz eğer hepsi burada yapıyorsanız, bir ticaret işi yapıyorsanız global olmaya çalışmaya gerek yok zaten. Çünkü çok büyük bir pazar burası. Yeterince büyük. Veya yemek sepeti yapıyorsanız bu pazar yeteri kadar büyük. Ama eğer öyle değilse, yani ben Türkiye'de bile büyük olsam çok büyük olmuyorum ki gibi iş modelleri ise, ki B2B'lerin neredeyse hepsi bence bu kategoriye giriyor. O zaman global olmayı baştan planlamak lazım. Baştan denemek lazım. İlk 1, 2, 3, 4. müşteri Türk olabilir. Ürünü burada test etmek, ilk müşterilere ulaşmak, ürünün fiyatını kanıtlamak önemlidir. Ama bunları kanıtladıktan sonra asıl ölçekleyeceğiniz yer bunu Türkiye olmamalı. 6. müşteri yurt dışında arıyor olmalı. Şu verdiğin örneklerle ilgili Netflix ve Facebook dışında son dönemde bu ay içerisinde açıldı QEB'den bahsedebiliriz. O da 1 milyar dolara yakın yatırım aldı. Bilmiyorum, indirdin mi QEB'yi? O da benim dikkatimi çekti. Nasıl olacak, tutacak mı tutmayacak mı merak ediyorum açıkçası. Ama güzel bir yatırım oldu gerçekten. QEB, yani böyle indirmedim ürünü. Zaten yeni lanse oldu ama yatırımları ararken tabii ki takip ediyordum. Netflix öldürücü olarak çıkmaya çalıştı. Ondan bütün bu Netflix'in şu anda boğazını sıktığı stüdyolardan çoğunlukla yatırım aldı. Yani bunların hepsi aslında stratejik yatırımdı. Finansaldan çok. Çünkü kendi sektöründen çok yatırım aldı. Netflix'in bakmadığı noktaya bakıyor. Ya bunu aslında biz counter positioning diyoruz. Netflix şu anda hala müşteri penetrasyonunu milyonları hızlı bir şekilde arttırmaya çalıştığı için, yani benim babama, hepimizin ailesine, daha yaşlı kesime, herkese ulaşmaya çalışıyor. Yani Türkiye'deki adama belki 10 TL'den sattığı üyeliği Amerika'da, yani penetrasyon oyunu oynuyor. Tamamen Netflix'in yaptığı bu. Bunu yaparken ama neyi gözden kaçırıyor? Daha niş oluşan köşeleri, yani interaktif şekilde telefondan kısa videolar izlenme ihtiyacı. 3 dakikalık kısa TV serilerinin olabiliyor olması. Ya da insanların bir film izlerken kendisi soru cevapla ilerlemesi. Ya da bir komünite isteği. Yani ben bir şey izliyorsam eğer, bunun bir komünitesi olmalı, konuşabilmeliyim, soru cevaplamalıyım, quizleri olmalı vesaire, bir interaktif ortamı olmalı. Bu kadar mass'e gitmeye çalışıyorken, kitleye gitmeye çalışıyorken Netflix bu alana bakmıyor tabii ki. Çünkü şu anda en azından daha küçük bir alan bu Netflix'in ana alanına göre. QEB de aslında burayı doldurmaya çalışıyor. Bu klasik bir bence counter positioning taktiği. Güzel de bir taktik. Çünkü Netflix'e karşı pozisyon almayan kimse Netflix'i bence Netflix'in kendi oyununda yenemeyecek. Netflix'i Netflix olmaya çalışarak yenebilecek bir firma olduğunu düşünmüyorum ben. Vallahi Enis, podcast'in başında da söylediğin gibi hemen hemen her alanda bilgim var yani. Medya alanında da. Teşekkür ediyoruz. Bu bilgileri ben bilmiyordum açıkçası. Yani ben teşekkür ederim. Yani dediğim gibi 10 dakika konuşurum, 15. dakikada biter bilgi. O kadar sığ. Ama olsun, şimdi ben farklı bir açıdan bakmıştım yani medya çalışanı olarak, ama sen daha farklı bir açıdan bilgiler verdin bize. Teşekkür ediyorum. Medya demişken medyadan devam edelim o zaman. Bir de podcast'in var senin, Global Podcast. Girişimlerin yurt dışına açılma süreçlerini anlatıyorsun ve çok da başarılı, ben dinledim. Aynı zamanda trendlere de baktım, daha doğrusu reytinglere de baktım. Güzel de gidiyor anladığım kadarıyla. Gayet profesyonel, başarılı, tebrik ediyorum seni o açıdan. Buna neden yapma hissettin? Neden yapıyorsun podcast? Ya çok teşekkürler yani güzel sözlerin için. Şunun için yapıyorum. İnternetteki girişimcilik hakkındaki tüm içerik ya Amerikanlaştırılmış ve İngilizce, ya da lokal şekilde kendi dilinde, kendi ülkesi için. Yani şu an siz eğer zaten bir VC'ler, yani girişim sermayesi yatırım fonları veya startuplar hakkında bilgi almak için aramaya başladığınızda çıkan en iyi kaynakların hepsi %100'ü Amerika'da, Amerikalı girişimcilerde o koşullarda anlatılmış. Nedir o koşullar? Stanford'lı iki insan ayrıldılar. Palo Alto'da ilk turdan 3 milyon dolar yatırım aldılar. Çok hızlı büyüdüler. 4 yılda 500 milyon dolar yatırım aldılar. Bugün milyar dolarlık şirketler. Ama şimdi Türkiye'deki bir girişimci böyle yaşamıyor hayatında. Türkiye'deki girişimci başlıyor, İlk o 100 bin dolar yatırım bile bulamıyor. O 100 bin dolar yatırım bile bulamadan bootstrap dediğimiz, kendi kendine şirketi finanse etmeye çalıştığı bir ayak sürtmeli bir süreç yaşıyor. Belki 3. 4. yılında ilk yatırıma ulaşabiliyor. Ama yatırıma ulaşabildiğinde de artık büyümek için çoklu ofis yapısına dönmesi lazım. Hızlı bir şekilde hem Singapur, hem Londra, hem New York'a ya da San Francisco'ya açılması lazım. Şimdi bu Türk girişimi yaşadığı problemler o Amerika'daki içerikten çok daha farklı. Amerika'da bir şirket belki 7. yılında ve 300 milyon dolar yatırım aldıktan sonra globale gitmeyi hedefliyor. Çünkü zaten Amerika'ya yeteri kadar büyük.
Türkiye'de öyle değil. Türkiye'deki girişimci aldığı ilk 200 bin dolarla yurt dışında varlık göstermeye çalışıyor zaten. Türkiye'ye kim benziyor? Türkiye gibi pazarlar benziyor. Yani bu Türkiye'deki girişimcinin yaşadığı problemi Rumen girişimci de yaşıyor, Ukraynalı girişimci de yaşıyor tabii ki. Ama maalesef oradaki tüm içerikler de çok az olmakla beraber bir de kendi dilinde. Yani bugün biz bu podcast'i Türkçe yapıyoruz. Belki Romanya'da benzer bir podcast Rumence'de yapılıyor falan. Bilmiyorum. Glocal'ın amacı bu boşluğu doldurmak aslında. Glocal'ın amacı Türk ekosistemindeki hikayeler Romanyalı girişimciler için daha ilham vericidir. Ukraynalı hikayeler Bulgar girişimciler için daha ilham vericidir. Bu içerikteki Amerikan monopolisini kırmak girişimcilik tarafında. Podcast yapma sebebin gayet güzel anladık. Kaç kişisiniz peki? Ekip var mı yoksa tek mi devam ediyorsun? Podcast'te. Podcast'te var ekip, sürekli değişmekle beraber. Tüm podcast'lerde soruları ben hazırlıyorum, çekimini ben yapıyorum, içeriği ben yapıyorum ama daha sonra onun işte Anchor üzerinden dağıtılması, web sitesine konması, sosyal medya içeriklerinin hazırlanıp çıkması. Onu iki sezondur başkalarına yaptırıyordum. Şimdi üçüncü sezonu çekmeye başlayacağız, yeniden başkalarına yaptıracağım. Orada da bir format değişikliği hedefliyordum aslında. Bunu böyle küçük bir etkinliğe çevirip 50 kişilik yaklaşık farklı şehirlerde, sürekli zaten gittiğim için bir yerlere, Atina, Sofya, Kiev, Bükreş, Ankara, İstanbul gibi yerlerde 4 girişimciyi konuk alacağım. 50 kişi geliyor olacak. Hem çekilen video YouTube'a konacak, böylece bir YouTube kanalımız olur. Hem de o içerik podcast'a dönüştürülüp almış edilecek. Nisan ayında başlıyorduk. İlk etkinlik İstanbul'du. Hatta 3 gün sonra, yani 25 Nisan'da. Fakat maalesef malum sağlık sebebiyle iptal ettik. Olmadı. Artık 4. sezonu öyle yaparız. 3. sezonu gene normal, basit şekilde çekiyorum. Yani uzaktan yapabilirsin, etkinlik uygulamaları var. İlk bölümde birkaç bölüm önce konuk etmiştik öyle bir Finlandiya'dan bir girişimi. Belki onu kullanıp, bir şey kullanıp da yapabilirsin, bilmiyorum, şu anda aklıma geldi. Kim o, hangi girişim? Deal Room Events konuk oldu, Erdal Bey. Finlandiya'dan. Evet. Onlar da tabii event sektöründe ve tabii ki bu içinde bulunduğumuz dönemle birlikte birebir toplantıları da eklemişler. Hızlı bir dönüşüme girmiş onlar da. Tanıyorsun. Ben sevmedim o işi ya. Ben tanıyorum Erdal'ları. Birkaç etkinlikte de kullandım Deal Room'u. Yani normal etkinlikte. Ben bu Zoom üzerinden bir şey canlı yapmayı, canlı etkinliği vesaire sevmedim. Bence benlik değil. Ondan düşündüm böyle yapayım mı diye. Sonra oradaki videoları da alırım, YouTube'a koyarım falan diye, görüntü de olur. Ve vazgeçtim. Sevmiyorum ya. Bilmiyorum. Benlik değil. Anladım. Yani o sahne, seyirciler, birebir sorular, o daha bir farklı oluyor. Açıkçası. Orada daha bir geçenlerde talihsiz bir şey oldu televizyonda. Trend topic oldu, görmüşsündür Habertürk'te. Dediğin gibi, ama saygı duyuyorum sana o görüşüne. Daha iyi olabilir o şekilde. Peki bu podcast ekosistemini nasıl görüyorsun? Belki takip etmişsindir sen. Tabii. Amerika'da çok daha iyi. Milyar dolarlara ulaşmış durumda reklam sektörü. Ama Türkiye'de henüz minnacık bir sektör bile diyemeyiz yani. Evet ya, oturmuş değil şu anda sektör. Ya bu beni en çok bu arada etkileyen şu oldu. Bu korona döneminde podcast dinlenme sayıları bayağı düştü Amerika'da. Çünkü insanlar gerçekten podcast'ı işe giderken ya da işten dönerken dinliyorlar. İşe gitmeyip işten dönmeyince de dinlememeye başladılar. Podcast ekosistemi henüz emekleyen bir bebek. Burada gönül ister ki bizim podcast'imiz eğer girişimcilik hakkındaysa, ben de araya eğer bu podcast'in sahibi olarak mesela 4 tane reklam girmesine izin veriyorsam, onlar saniyelik. Aynı herhangi bir ad network işinde olduğu gibi o dinleyiciye göre en akıllı reklamlar araya konsun, ben de para kazanayım. Bugün böyle değil. Bugün ben gidip kendim reklam satmaya çalışmalıyım. Sonra o sattığım reklamı da herhangi bir şey olabilir bu. Belki dinleyicinin umurunda bile değil. Yani dinleyici spesifik değil. Herkese aynı reklamı veriyorum. Allah bilir kim dinliyor. Aynı reklamı veriyorum. Sonra da actionable değil. Yani podcast'in en büyük güzelliği cep telefonunda dinleniyor olması. Cep telefonunun en büyük güzelliği de ben o reklamı duyduktan sonra, bu bir kitap reklamıysa, download ya da bookmark demeliyim ve o bookmark edilme. Eğer bu bir ürün reklamıysa, örnek veriyorum AirPod reklamıysa, benim de Amazon'um zaten varsa cep telefonumda, satın al demeliyim ve o AirPod satın almalı benim için Amazon sesinden yola çıkarak. Yani bence burada podcast ekosisteminden daha podcast ekosisteminin ekonomisinin dönmesi için iki şey lazım. Birincisi bu akıllı reklam ad network altyapısı. İkincisi de reklamların, ki bu kişiselleştirmeyi getiriyor zaten kendi içinde. İkincisi de reklamların actionable olması. Ben reklama reaksiyon verebiliyor olmam dinleyici olarak. Bu ikisi olursa, dinleyici sayıları büyümese bile, içerik sayısı büyümese bile, podcast ekosistemi ve ekonomisi kendi içerisinde belki 50 kat büyür. Güzel bir girişim fikri verdim. Bunu yapamaz mıyız peki? Bunu oynayanlar var. Ya bunu oynamak için birkaç şey lazım. Birincisi müşteriyi tanıyor olmak lazım. Yani podcast'in dinlendiği mecra olman lazım. Bu Spotify'da olabilir, Apple Podcast'da olabilir, fark etmez. Dinleyiciyi tanıyacağım ki ona spesifik reklam verebileyim. İkincisi içeriğe sahip olmam lazım ki
içeriğin ne olduğunu bileyim. Şu anda en büyük teknolojik sıkıntılardan biri de bu podcastlerin komple RSS üzerinden dağıtılıyor olması. İkincisi içeriğe sahip olman lazım ki içeriğin ne olduğunu bileyim ki nereye reklamı koyacağını bileyim aslında. Bu ikisi en kritik. Ondan dolayı zaten Spotify gitti Anchor'ı satın aldı yüksek paralara. Evet, Anchor evet. Bence gelecekteki hedefi bu olacak. Yani önce bunu manuel şekilde yaparlar. Kendilerince derler ki bölüm başı şu kadar bin dinlenme üzere olanlar için bir reklam platformu açtık. Markalar buraya reklam vermek istedikleri podcast tiplerini girsinler ve bütçelerini. Bunlar da eşleşsin gibi hani daha ilkel şekilde başlar. Sonra biraz daha yakınlaştırılır. En sonunda şu anda YouTube izlerken olduğu gibi aslında bana farklı reklam çıkıyor, sana farklı reklam çıkıyor. İzlediğimiz içeriğe de bağlı, benim daha önce izlediğim şeylere de bağlı. Ve ben o reklama bir aksiyon verebiliyorum, tıklayabiliyorum. Podcast'ın güzelliği tıklamaktan çok daha fazla şey yapabilirim. Satın al da diyebilirim, bookmark da diyebilirim. Bu bir mobil oyun reklamıysa download da diyebilirim. Ve dediğim şeyi direkt telefonuma diyorum. Ve ölçülebilir olması da çok güzel. Yani ölçülebiliyor. Evet. Dediğin gibi o şeylere de demografiye de ulaşılabilirse kim dinliyor, hangi yaş arası dinliyor, ne kadar zaman dinliyor. Ya bunları arka planda görüyoruz hepsini ama o veri direkt reklam verene giderse başarılı bir iş çıkar diye düşünüyorum. Ama şöyle Spotify Türkiye ofisinin birkaç konferansına gitmiştim Türkiye'de. Şunu gözlemledim. Spotify tamamen radyoyu kendine rakip görüyor. Dolayısıyla müzikten de çok fazla para kazanamadığı için sanatçılara çok fazla para gidiyor. O yüzden Anchor'ı satın alıp içerik üreticilerine böyle bir servisi ücretsiz sundu diye düşünüyorum. Aslında ya Spotify orada Anchor'la aynı ay Gimlet Media'yı satın aldı. Bence o senin dediğin hani içeriğe sahip olmaya. Şu anda Spotify Netflix'ten en büyük dezavantajı ne? Her sene yeniden işte label'larla anlaşmalar yapıp yaptığı cironun büyük bir kısmını da bu müzik label'larına veriyor. Yani aslında göbeğinden bağlı o label'lara. Netflix değil. Netflix artık kendi içeriğini ürettiği için kesti o bağını bütün bu stüdyolarla, kafası rahat. Spotify bunu yapamıyor çünkü çok daha monopolistik bir düzen ve çok daha uzun kontratlar var artist tarafında. Ondan bunu şu anda podcast'le deneyeyim bari dedi. Ondan dolayı da hem Anchor'ı alırken ki oradan belki iyi içerik yerleriyle de ortaklık yapacak ya da direkt kendine bağlayacak. Gitti bir de Gimlet Media'yı satın aldı. Anladım. Bakalım ne olacak göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ben de yeniyim podcast ekosisteminde. Uzun yıllar radyo programcılığı yaptım. O daha bir daha farklı. Herkes şey diye düşünebilir hani radyo, podcast aynı. Yok aynı değil. Biraz daha farklı burası. Yeni yeni çözmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum Enis. Gerçekten harika bilgiler aldık. Bizi dinleyenler de eminim ki çok çok yararlanmışlardır. Peki kapatmadan önce dinleyenlere kitap önerin olur mu? Bugünlerde sanırım sen de kendini geliştirmek için bir şeyler yapıyorsun vaktimiz olduğu için. Böyle bir kitap önerisi alabilir miyiz senden? Tabii yani ben de bu aralar çok kitap okumuyordum bir süredir. Tekrar kitap okumaya başlattı beni bu dönem. Kitap önerisi olarak da yani en son okuduğum kitabı söyleyeyim. Çünkü bu korona krizi özellikle girişimciler için eğer işlerinde bir kriz yaşıyorlarsa bana ilham kaynağı aldı özellikle ilk 3 sayfası. The Hard Thing About Hard Things, Ben Horowitz'in kitabı. Orada şey diyor Ben Horowitz, ne zamanki bir kriz var, bundan çıkmanın yolu kriz süresince yaptığım iş nasıl daha iyi yapabilirim diye düşünmek değildir. Yapmadığım ne yapabilirim ki hala diye düşünmektir. Çünkü o da 2001 krizi ortasında hatta başlarında kurmuştu şirketini. O benim için ilham oldu. Ondan o kitabı önermiş olayım. Onun dışında Goodreads'de de kendi hala Goodreads hesabımı aktif tutuyorum. Yani okuduğum tüm kitaplar aslında Goodreads'de de mevcut. Güzel fikir alışverişi de dönüyor orada. Hı hı. Vallahi güzel oldu bu kitap. Bunu da hemen arşive katmam gerekiyor. Eminim ki bizi dinleyenler de yararlanacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Son kapatmadan önce nasıl ulaşabilirler sana? Ulaşmak isteyenler olursa. Tabii benim e-mail adresim enis@500.co 500 sayıyla. E-maillerde çok responsifimdir bu arada. Hemen cevap veririm. Yani inboxumda hep çok az e-mail vardır. Ve bir de Twitter'dan @enishulli olarak herkes ulaşabilir. Herkes sağlıkla kalsın. Umarım yakın zamanda geçeriz bu süreci. Umarım. Zaten ben hepsini podcast'in açıklama kısmına eklerim. Oradan da ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Son olarak söylemek istediğin bir şeyler varsa... Yok, sağlıkla kalın. Sağlıkla kalın. Bence tamam. Hepimiz Türkiye öyle. Olarak bilmiyorum ama teknoloji sektörü olarak kesinlikle daha güçlenerek çıkacağız global anlamda. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com, Twitter'da @dünyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.